sırada Ezel'in yakışıklı Serdar'ı, bizimkilerin Tak Tak Sedat'ı, pek çok yerli filmin en akılda kalan karakterlerine can veren ünlü aktör Salih Kalyon'la yaptığımız keyifli sohbet var. Yapıyor mu? Değilse Yeşilçam'da sinemada oynamak, yıldızlara yaklaşmamız bile imkansızdı. 52 yılını oyunculuğa adayan Salih Kalyon'la çok özel bir röportaj. Devi yarıştırıp sucuk yaptığımız sahne mi diyorsun? Yakalarsa kessin. Usta oyuncu ilk kez meslek sırlarını Magazin 8'e anlattı. Dişsiz olduğumu ilk keşfeden Yılmaz Erdoğan oldu. Ve böylece benim dişsizliğim birçok güzel rol oynamama neden oldu. Fotoğraf çekerlerden olsun hem de. 2 Şubat 1946 Ağrı doğumlu Salih Kalyon. 52 yıldır kamera karşısında Salih Kalyon. Çok güzel hayvan be ya. Değil mi Ali Rıza? Ben anlamam efendim. Hem mazide güzel anıları anacağız, hem sırlarını dinleyeceğiz, hem de filmlerinden en güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Halil Dede'ye gidelim ilk önce. Geyikli'de Eyvah Eyvah çekimlerine haftaları, aylarını vermişti usta oyuncu. Çok güzel ortamlardı yani. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, yani Geyikli'yi sevdik. Sanki daha önceden yıllardır orada yaşıyormuşuz gibi bir yerleşim yeri. Çanakkale ve çevresi zaten eskiden beri sevdiğimiz tatil beldeleri. Kadim dostu Ata Demirer'le aynı sette aynı havayı solumuştu. Müthiş keyifli bir duygu. Ata'yı ben ilk sahneye çıktığı mikrofonlarda kamera önünde göründüğü günlerden beri çok beğenirim. Beğeniyle izlediğim, çok yetenekli bulduğum bir kardeşimdi. Tabii ki şu anda çok iyi bir aktör, yazar ve çok iyi bir sahne adamı. Aynı şey mi koca hayvan? Günaydın Hüseyin. Eyvah Eyvah'ta Halil Dede'nin konuşmalarını hatırlıyorsunuz herhalde değerli izleyenler. Hüseyin, bir tane telefon al oradan bana. Telefon mu istiyor? Zıkkımın kökünü istiyor. Fotoğraf çekerlerden olsun hem de. Al sana fotoğraf, al sana. Sette de şive yaparken çocukluğundan kalan dostluklardan yararlanmış usta oyuncu. Eyvah Eyvah dosyasını kapatmadan önce şu meşhur deve sahnesini de hatırlayalım mı hep birlikte? Bellekte kalan güzel sahnelerden. Sonra deveyi yarıştırıp sucuk yaptığımız sahne mi diyorsun? Evet, çok gerçekten keyifli. Allah akıl fikir versin sana Ali'm. Bu devemi kurtaracak bize. Yapma diyorum sana sarhoş adam, lanet dada. Karışma işime be koca karı. Paramı kaldır git de. Kalır mı ki? Bütün kış var. Bak günah diyorum, günah. Öbür dünyada da o seni kesecek. Yakalarsa kessin. Eyvah Eyvah'ta Halil Dede, Vizontele'de dişsiz haliyle geçti kamera karşısına. Karayolları şefi Casım Bey. Gerçekten o da tesadüf ortaya çıkmış bir şey. Çünkü benim dişsiz olduğumu ilk keşfeden Yılmaz Erdoğan oldu. Bir akşam işte oyuncu arıyorlar, kast yapıyorlardı. Yılmaz bana baktı, ya abi dedi, senin dişlerin takma değil mi dedi. Demek ki ben o anda hiç belli olmuyor diye dişçimle övünüyordum. Demek ki belli oluyormuş, Yılmaz da onu fark etmiş. Evet dedim, bir çıkarsana abi dedi. Çıkardım dişleri. İşte ya dedi, biz sokakta adam arıyoruz dedi. Ajanslara haber verip dişsiz adam arıyoruz. Dişsiz adam karşımızda oturuyor. Öyle çıktı ve o dişsizlik yapıştı. Sonra işte Eyvah Eyvah'ta da değerlendirdik. Bu takma dişlere bir türlü alışamadım reis bey. Yemekler altına giriyor devamlı. Sen çok ihtiyarladın Cazı Baba. Tahminim seneye ölürsün sen. Şöyle güzel bir helvaya bir yeri çok oldu. Hep komedi oynamadı elbette. Efsane dizi Ezel'de nefret edilen yakışıklı Serdar'dı, hatırlayacaksınız. Yani öyle nefret etmişler ki bir ara benim arkadaşımın kızı Cihangir'de beni görüp sokağa değiştirmiş. Sonra arkadaşımdan duydum. Hem sevindim hem üzüldüm tabii. Önce bir düşün Ali. Nereden buldum ben bu kaseti? Ha? Güvenliğin kaseti bu. Yıllarca şu kaset kimin elindeydi Ali? Tiyatronun mütevazı duayeni olan Salih Kalyon, sinemanın aranan isimlerinden büyük bir karakter oyuncusu. Filmi biraz daha geri saralım ve Şener Şenli yıllara gidelim. Çıplak Vatandaş'ta oynadım Şener Şen'le beraber. Tımarhane desenize şuna. Herkesin işine gelirken deli değildi de şimdi mi delirdi?
Öyle ya, şimdi mi delirdi? Hey gidi yıllar hey. Filmlerde oyunculuktan önce figüranlık ve seslendirme de yapmış Salih Kalyon. Bugünlerde mütevazı olmasını da o günlere borçlu. Değilse Yeşilçam'da sinemada oynamak, yıldızlara yaklaşmamız bile imkansızdı. O döneminden sonra işte çıplak vatandaş tiyatrocuların ön planda olduğu, tiyatrocuların tiyatro yönetmenlerinin sinemada yönetmenlik yaptığı dönemlerde tabii onlar tiyatrodan kadrolar oluşturmaya başlamışlardı. Biz de o dönemde işte sinemada oynayacağız, film çevireceğiz diye çok heyecanlanmıştık. Usta oyuncunun Bizimkiler dizisinde tak tak Sedat hallerini de hatırlayalım birlikte. Serpil bırak şimdi horozu. Bu kız nerede kardeşim? Ay ne bileyim Sedat. Vallahi aklıma kötü şeyler geliyor benim de. Ya cuma geleceklerdi. Bugün pazar. Dizilere biraz soğuk bakıyor bugünlerde Salih Kalyon. Dişe dokunur bir çalışma ortamı göremiyorum. Dede rolü gerekiyor. O zaman niye ben yani diye düşünüyorum. Herhangi saçı beyaz olmuş bir adam orada dede rolü o yapabilir yani. Başka arkadaşlara da fırsat tanımak lazım değil mi?